Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih yani Sahih-i Buhari muhtasarı okumaya devam ediyoruz. An İbni Ömer radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana ye'muru müezzinen. Evet müezzine emre derdi neyi? Yu'ezzinu <laughs> ezan okumasını. Thumme sonra yekul ala ithrihi yani ezanın peşinden de ithri ardından peşinden demek ne demesini emrederdi ela dikkat edin haberiniz olsun sallu kılın fir e, rihal yük e, demek e, yani herkesin e, yüküyle beraber konakladığı yer yani e Firri hali rihali bulunduğunuz yerde yükün yanında kılın fil leyletil baride e, yani e, o soğuk gecede evil matira veya yağmurlu e, gecede fis sefer e, seferdeyken yolculuktayken e, diyor. Evet yani müezzin ezanın sonunda ne e, derdi? Yani ne demesini emrederdi? ''Ela sallu firrihal'' Evet ne zaman? Soğuk gecelerde veya yağmurlu gecelerde. Evet bu rivayetin diyor şöyle bir mukaddimesi vardır. İbni Ömer'in Mevlası Nafi dedi ki, ''İbni Ömer radıyallahu da Dacnan'da iken soğuk bir gecede ezan okudu. Sonra ''Ela sallu firrihal'' dedi. Daha sonra bize haber verdi ki, diye devam ediyor.'' Evet, Tacnan denilen yerde, Mekke yolu üzerinde, e, Mekke'ye 25 kilometrelik bir mesafede bulunan yer. Evet, Rihal için diyor, olduğunuz yer diye tercüme edildi. Müslüm'ün rivayetinde, kah yağmurlu soğuk gece, kah rüzgarlı soğuk gece denmiştir diye e, söyledi. E, evet, bu şekilde, لِيُسَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ fi rahlihi Evet bir seferde de böyle buyurmuş. Yani içinizden kim isterse kendi konduğu yerde namazını e, kılsın e, demiştir. E, peki diğer hadis-i şerife geçtik. 374 An Ebi Katade radıyallahu anh kale, e, Dedi ki Beynama nahnu nusalli ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet peygamber efendimiz Aleyhisselatü sallat vesselamla beraber namaz e, kılarken namazdayken iz semi'a işitti o zaman ne? celebete ricalin. Evet bazı kimselerin e, koşuşmalarını. Burada celebe koşuşma veya hay haykırışlar yani e, patırtı, gürültü. Ne onları işitti. Felemma salla e, namazı kıldırdıktan sonra kale buyurdu ki Maşa enekum. Ne oluyorsunuz? Yani dur, ne yapıyorsunuz dedi. Kalu dediler ki istaeclna ile salah. Yani namaza yetişmek için acele ettik. Yani onun gürültüsüydü dediler. E استعجلنى, acele ettik. Kale buyurdu ki fela tefaalu. Öyle yapmayın. İza ateytum salate Namaza geldiğiniz zaman fe bis sekine yani size sekinet gerekir yani e, ağır vakarlı olmanız gerekir. Fema edraktum ne kadarına yetiştiyseniz fesallu kılın. Edraktum yetiş... yetişmeyi anlatıyor. Yetiştiğiniz ne kadarına yetiştiyseniz fesallu onu kılın. ve fa tekum kaçırdığınızı ise fe etimmu sonra tamamlayın. E, buyurdu. E, evet yine bakın bununla ilgili Ebu Huraiden e, rivayet edilen bir hadiste de İza kana ahadukum komukbilen ila salati biriniz e, namaza e, niyet ettiği zaman geldiği zaman felymsi ale rislihi e, rislihi sakin demek sakince yavaşca yürüsün fe innehu fi salatin çünkü o o halde de namazdadır. Fema adrake ne kadar yetiştiyse fel yusalli kılsın ve ma fatehu fel yaktı ba'd. Ya daha sonra kalanı tamamlasın e, buyurdu. Yine bir defasında da bakın e, Ebu Hureyre'nin e, yine naklettiğine göre Hz. E, Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında safa yetişmeden e, direkt arkada rüküye durmuş. Ve Efendimiz daha sonra ne diyor? Zadekallahu hırsen, yani Allah senin hırsını artırsın. Ve la tevud, yalnız bir daha böyle yapma demiş. Yani bulunduğun yerde hemen rüküya durma, gel safta dur diyor. Ve anhu, yine bu Katade'den radıyallahu anh, kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza اُقِيمَتِ salah Namaz, ikame edildiği zaman fela tekumu hatta e, teravni fela tekumu yani durmayın namaza hatta teravni beni e, görmeden yani beni görmeden e, ayağa kalkmayınız sakin olunuz bekleyiniz evet burada bakın Cabir bin Semure ne diyor kâne bilal yüezzinu ezan okurdu idâ Zahadatı şems. Yani e, güneş Artık ne olduğu zaman devrildiği zaman yani batmaya yüz tuttuğu zaman fela yukayı mı hatta ya nebi e, fakat peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam hücresinden e, çıkmadıkça namaz kılınmazdı. Feyda harajel imam eka mesala yani imam çıktığı vakit yani efendimiz çıktığı vakit namaz kılınırdı e, buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte bakın burada Ebu Davud'un rivayetinde kanet tukamu'l rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem feyakhudun nas yani efendimiz Aleyhisselam eee kıldırması için onun kıldırması için namaz kılınırdı mukameh kabla en yeci en nas sallallahu aleyhi ve sellem yani eee peygamber efendimiz daha gelmeden insanlar safa dururlardı onu beklerlerdi e, buyuruyor ve bunun üzerine işte beni görmedikçe ayağa kalkmayınız buyurdu. 376 an Enes radıyallahu an kal ukimeti sale namaz e, ne yapıldı? İkame ikame edildi ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem yunaci raculen. Bu ikame ederken yani kamet getirildi. E, fakat Peygamber Efendimiz bir adamla yunaci sessizce konuşuyordu köşede fi cani bil mescid yani mescidin bir tarafında fe ma ila sale, e, namaza kalkmadı yani namaz için e, herkes beklerken Efendimiz hala konuşmaya devam etti onunla hatta namel kavm hatta öyle ki oradakiler uyumaya başladılar e, dedi peki yani uyumaya başlayınca kadar bekledi e, yine diğer hadis-i şerif an Ebu Hureyre radıyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem Evet buyurdu. Vellezî nefsî biyedihî. Evet nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki. Lekat hememtu. istemişimdir. Evet istedim yani arzuladım. En amure. Emredeyim. Emretmeyi arzuladım. Bi hatabin. Yani odun toplanılmasın. Toplamayı. Evet odun toplayın diye. Ki fe yuhtabe. Ve böylece e, ne yapılsın? Toplansın o odun. Evet, odunu emredeyim de o odun toplansın. Bu yuhtetabe diye de geçmiş. Yuhtabe odun toplansın. Sun ve sonra yine amure emredeyim. Biz salati namazı emredeyim. Fe yu'ezzene leha e, ve onun için ezan okunsun. Sun ve amure sonra emredeyim. Raculen bir adamı emredeyim. Fe ye nas insanlara e, imamlık yapsın. Son ve sonra uhalife. Uhalife nedir? E, geride gideyim. Yani namazın e, gerisinde yani çıkıp gideyim. Kime? Ilah ricalin. O adamlara. E, e, buradaki rical dediği namaza gelmeyen adamlar. Yani cemaat camiye gelmeyen kimselere gideyim. Fe uharrika e, yakayım aleyhim onların üzerine buyutehum onların üzerine evlerini yakayım. bunu istedim diyor. Velledi nefsi bi yedihi evet canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki lev ya'lemu ahaduhum o gelmeyenlerden biri o cemaatle namaza gelmeyenlerden biri ennehu o ki yecidu arqan seminen yani böyle semiz bir kemik parçası. Yani semiz etli, etli bir kemik parçası olsaydı burada şimdi diyor. Yani camide et dağıtıldığını bilselerdi. Ev mirmateyni hasene veya iki güzel böyle e, ala e, nedir e, paça e, paça e, olduğunu bilselerdi kemikli paça e, olduğunu e, yani but diyelim iki but olduğunu bilselerdi le şehid Yani o zaman yatsıya gelirlerdi diyor. Yani cemaati gelirlerdi. Bakın bunu da yemin ederek söylüyor. Eğer onlar burada böyle e, iyi bir et kemik parçası, etli bir kemik parçası veya e, işte e, iyi bir iki tane e, paça e, parçası yani but olduğunu bilselerdi gelirlerdi. Evet bununla ilgili e, bakın Müslüman rivayetinde İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat nasen fi ba'dı sala. Yani e, bazı na, e, na, namazlarda e, namazların birinde e, ne yap? Fekade nasen. Yani insanların olmadığını gördü diye gelmiş. Yine e, Ahmet bin Hanbel'in yerini yine Ebu Hureyri rivayetinde levla ma fil buyuti minen nisai ve, ve zürriyeti evlerde oturan kadınlarla çocuklar olmasa e, le akamtu salatel isha yatsı namazını kılardım ve emertu fit yani sonra gençlerime emrederdim diyor. Öyle geçmiş. Yani emrederdim, gidin onların evini yakın diye. E, böyle bir e, rivayette var. E, evet, bu hadisten diyor e, alimler üç hüküm çıkartmışlar. Cemaat farzı ayındır, cemaat farzı kifayedir, cemaat sünneti müekkededir yani bu diğer hadislerle beraber yani farzı aynı olan cemaat namazı var, farzı kifaye olan cemaat namazı var ve sünnet-i müekkede olan cemaat namazı vardır diye e, rivayet etmişler. Bunların cemaatin farz aynı olduğunu kim e, söylemiş? Mesela Ahmet bin Hanbel, Davud bin Ali Ez Zahiri gibi alimler cemaat farz aynıdır demişler. Evet, diğerleri de farklı görüşler söylemişler. Burada tabi fıkhi detaylara girmiş. Burada mirmaat kelimesi paça veya davarın tırnaklarındaki et parçası gibi veya ok ona da mirmaat denmiş. Peki, diğer hadis-i şerif 378 an ibni umer radiyallahu anhuma enne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem "Kale salatul cemaati yani cemaatle kılınan namaz tefzulu daha eftaldir, daha üstündür. Salatel fezi fez nedir? Tek başına demek. Tek başına kılınan namazdan biz sebe'in ve işrine derece. 27 derece daha eftaldir. Evet burada e, İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifi almış. El-İthnâni fe mâ fevgahuma cemaatin. İki kişi de, ikiden ziyadesi de cemaattir e, diye gelmiş. E, yine e, başka bir hadis-i şerifte salatur raculü me'ar raculü ezka min salatihi vahde. Yani bir kimsenin başka bir kimseyle beraber kıldığı namaz kendi namazından daha ezka. Yani daha e, temiz, daha üstündür. ve salatuhu me'ar Ezkamin ezka min salatihi me'ar racul. üç kişiyle beraber kıldıkları namaz iki kişiyle kılınandan daha üstündür. Ve ma kethure ve habbu ilallahi teala. Yani cemaat ne kadar çoğalırsa Allahu Teala'ya diyor o kadar sevimlidir, o kadar makbuldür diyor o namaz. peki 379 An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Kale ee, dedi ki semi'tu işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yekulu buyuruyordu. Taftulu salatul cemi yani toplu kılınan, cemaatle kılınan namaz e, teftulu daha üstün olur. Salate ehadikum birinizin namazından vahde tek başına kıldığı namazdan. Bi hamsin ve eşrine cüz'en yani 25 cüz' 25 parça daha üstündür. Ve teçtemiul teçtemiu melaiketul leyli ve melaiketun nehar. Yani gece melekleriyle gündüz melekleri bir araya gelirler, toplanırlar. Fi salatil fecri. Sabah namazında bir araya gelirler. Summe kale Ebu Hureyre sonra dedi ki: "Fekra'u okuyun in şi'tum isterseniz, dilerseniz. İnne el fecri kâne meşhuda. Yani bu ayeti okuyunuz dedi. Yani muhakkak ki sabah e, namazı, buradaki Kur'an nedir? Sabah namazı kâne meşhuda. şahit olunan bir namazdır. Bu ayeti okuyunuz e, dedi. Evet, e, diğer e, hadis-i şerif 380 An ebi Musa radıyallahu anh kale, Dedi ki, kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Azamun nasi ecran fi salati. Et namazda sevabı en büyük olan kimse, en fazla sevap alacak olan insan, ebu aduhum e, yani uzak olan. E, işte ne, nereye? Mescide cemaatni camiye uzak olan febu memşen e, ve e, yürüyerek e, yani e, y, uzaktan yürüyerek gelen dir. Velzi yentazirus salate ve yine e, namazı bekleyen hatta yusallيها al imam. Yani imamla beraber e, namazı eee kılayım diye bekleyen e'zamu ecren min allazi yusalli thumma Evet bu kimse de e, namazı kılıp sonra uyuyandan daha fazla ecir alır. Evet yani cemaatle namaz kılayım diye imamı bekleyen kimsenin sevabı da namazı kılıp da uyuyandan daha fazladır diyor. Evet burada başka bir söz aktarıyor. Eftalül amali ahmezuha. Yani bunu tabi hadis kaynaklarında yer almıyor ama bilinen bir sözdür diyor. Amellerin en eftali en zor olanlardır, güçlü olanlardır şeklinde. Dolayısıyla e, nefse ağır yani geldiği için fazileti fazladır diyor. E, yine burada bir e, hadis e, hatırlatıyor. La yezalu ahadukum fi salatin e, biriniz namazda e, olmaya devam eder yani namazın içinde gibidir. Mantazara salat yani namazı beklediği sürece. Mesela hoca e, imam gelsin diye bekliyor o beklediği sürede de namazda demektir. Bu hadis-i şerifte daha önce okumuştuk. 381 an Ebi Hureyre radıyallahu an en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki beyneme raculun yemşi bi tarikin et beynema sırada racülün bir adam yemşi yürüdüğü sırada bi yolda yürüdüğü sırada vecede buldu gusne şevkin yani bir e, diken dalı, bir çalı dalı buldu. Dikenli bir odun buldu. Alat <laughs> tarik yolda fehharahu <laughs> ve onu attı. Yani kenara itti. Ehra <laughs> yani iler ileriye attı demek. Evet onu kenara attı. ''Fe <laughs> Allahu lehu. Eee Allahu Teala onun e, bu e, ona ne yaptı? Şekara. E, amelini kabul etti. Şimdi burada fail Allah Teala'dır. Dolayısıyla şükretti olmaz. Yani onun, onun bu amelini e, kabul etti. Feğafere lehu ve onu bağışladı. Sunme e, sonra buyurdu ki kale eşhuedu hamsetun. Bakın başka bir konu gibi duruyor. E, evet, şehitler 5'tir. El mat'un yani salgın hastalıktan ölen, vel mebdun, karın hastalığından ölen, vel gariq, yani suda boğulan, ve sahibul hedmi, yani yıkıntı e, altında kalan, yani depremde enkaz altında kalan, ve, e, ve şehid fi sebilillah, ve Allah yolunda şehit olan, ve bakil hadis tekaddeme, hadisin kalanı diyor yukarıda geçmişti diyor. Evet burada e, tabi uzunca bir açıklama e, yapmış e, ve e, ne diyor mesela e, şurada şurda e, Buhari'nin şarih'i yani şerh edenlerden Kirmani şu hedayı üç kısma taksim ediyor. E, şehitler üç kısımdır demiş. Kirmani diye e, Buhari'yi şerh eden bir alim. Ne diyor? Birinci kısım dünya ve ahiret şühedası, yani dünya ve ahiret şehitliği, kim onlar? Küffar ile mukatele ederken, yani kafirlerle savaşırken, fi sebilillah, sırf Allah rızası için savaşırken, katlolunanlardır. Evet, dünya ve ahiret şehidi kimdir? Kafirlerle savaşırken, Allah yolunda katledilenlere dünya ve ahiret şehidi deniyor. İkincisi, yalnız ahiret şühedası, sadece ahiret şehidi burada bu hadiste sayılanlar diğer dört nevi şüheda bunlardır. Evet kimdir bunlar? Yani yukarıda saydığı salgın hastalıkta ölen, boğulan, karın hastalığından ölen veya işte hamileyken ölen yani doğum sırasında ölen kadın gibi diğer hadislerde onlar da geçiyor çünkü. Enkaz altında ölen değil mi? Evet bunlara ne deniliyor diyor? Ahiret şehidi. Bunlara olan muamele-i şer'iye diğer envatı müslümin gibidir. Evet bunlara şeriat ne gözüyle bakar? Diğer ölüler gibi bakar. Tabi şeriatın dünyadaki bakışı böyle. Ahiretteki karşılıkları farklıdır. Üçüncüsü yalnız dünya şühedasıdır. Yalnız sadece dünya şehidi. Bunlar ise haklarında ahkam şehit cereyan ederse de yani her ne kadar şehit olarak söylenseler de nefsel emirde şehit değillerdir. Yani Bizzat şehit değillerdi. Bunlar kaçarken mesela savaştan kaçarken öldürülmüşler. Yahut ashab-ı olarak yani Ganaim'in Taksim'inden evvel bir ganimeti benimseyip Beytülmal'e teslim etmeyenlerden. Yani ganimetten işte daha dağıtılmadan kendilerine bir şeyler almışlar ve o şekilde öldürülmüşler. Yani ondan sonra veya ilahi kelimetullah kastı olmaksızın yani Allah'ın e, dini yücelsin diye değil de bir garazı dünyevi için, yani dünyevi bir e, görev için, gaye için e, öldürülen kimseler. Bunlar da, bakın bunlara da şehit diyor. Ama bunlar ne şehididir? Dünya şehididir, demiş kim? E, Şarihi Buhari e, e, Kirmani. Evet, Buhari'yi şerh eden alim. Evet, bu aslında e, şehit tabiri için hoş bir yaklaşım, hoş bir bakış açısı. E, yani filan şehittir, değildir demek yerine, Onların e, yani bu üçünden biri e, olduğunu ama işte hükmü midir, midir o kısma girmeden e, orada e, böyle bir ifade, böyle bir taksimat var. Peki yine başka bir hadiste e, sahibu zatil cemp, zatül cemp hastalığından ölen, e, vel harik, vel mer'atu temu, e, temutu bi cemp, e, gebe iken veya henüz daha bikir, e, yani bekar iken ölen kadın. Yani bekar iken ölen kadın bile e, şehit sayılmış. Bu da ilginçtir. E, yine e, başka bir mesela e, Abdullah İbni Abbas'tan ne diyor? Mevtul garibi şehade. E, garip bir kimse, yani gurbetteki bir kimse de orada ölürse o da şehittir demiş. Bakın gurbetteki kimse, yabancı memlekette ölen de şehittir. Ve burada yine İbn Abbas'tan Allah ondan razı olsun ve Abdullah İbn Abbas deyince tabi Allah ondan ve babasından razı olsun diyeceğiz. Yine men aşika kim aşık olursa fe affe ve iffetli davranırsa ve ketemehu o aşkını saklarsa ve mate sonra ölürse mate şehiden şehit olarak ölür böyle bir rivayet de söylemiş. ve yine başka bir rivayette ve şerik ve ma ekelehu şerik ile canavarın yaraladığı şerik nedir diyor. o da tükürüğü genzine kaçıp boğulan. Bakın şerik. Yani tükürüğü genzine kaçarak ölen veya işte yırtıcı canavarın öldürdüğü yani köpeğin başka canlıların öldürdüğü de şehittir diye rivayette gelmiş. Ee, Evet, e, burada e, devamı var, burada bitiriyor ve biz de gelecek bölümde inşallah buradan devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.